Efendim önemli bir toplantı öncesinde dolar TL'de yukarı yönlü hareketler var. Bunları özellikle değerlendireceğiz ama esasen her zaman merak ettiğimiz doların tüm dünyada diğer para birimlerine karşı da yerini gösteren dolar endeksi. Cüneyt Baksoy her zaman şunu vurguladı. Herhangi bir yatırım enstrümanında trendin oluşabilmesi için öncelikle bu krizsel durumun ortadan kalkması lazım ve onun da tek ve en önemli göstergesi dolar endeksi. 100 seviyesinin altına gelmedikçe hiçbir trend değil demişti. Şimdi hangi seviyedeyiz ve bundan sonra ne bekliyoruz? Sözü ben Cüneyt'e bırakıyorum. Sevgili Artuş, bir kez daha sizlerle beraber olmak, senle ve kahramanla, arkadaki gizli kahramanımızla beraber olmak keyif verici. İzleyicilerimize de selamlar. Önemli günlerden geçiyoruz. Çünkü en azından virüsün birinci fiyatlamasından sonra merkez bankalarının ekstra girişimi, hatta Fed'in son söyleminde artık bu işi yatırım fonu alacağım noktasına getirmesi hisse senedi piyasalarını biraz motive etti. Tepki içinde kalma çabası devam ediyor. Sen de söyledin hafta içinde işte 3000 bir kez daha denenebilir vesaire ama hisse senetlerinden kopuk bir dolar endeksi var hala. O hala işin farklı tarafına bakıyor. Yani virüs grafikleri tepe yapmadı mı, virüs tekrar eder mi, bu kademeli açılışlar ne kadar başarılı olacak, tekrar virüs sebebiyle geri geliş olacak mı? Bunlar sorgulanacak mı? Artı bu kapanış dönemlerindeki ihracattaki daralma, iç ekonomilerdeki daralmanın hasar tespiti ne boyutta olacak? Onlar bilinmediği için hali hazırda dolar endeksi bize riskli bölgede kalarak temkinli olun diyor. Her grafik için sevgili Artuş. Dolar endeksi özelinde hala önemli trendimiz olan, alçalan trendimiz olan Temmuz 2001'i 121.50'den gelen seviyenin üzerinde değiliz ama oraya çok yakınız ve gün geçtikçe o seviyede aşağı geliyor. 100.50 kritik, 100 üzerinde kalması önemli ama 100.50 üzerinde kalışlar da 101.50, 103 ve 105 gibi önemli hedefleri masaya getiriyor. Yani önemli bir ayrımdayız. Bundan sonra ki ABD Çin ticaret savaşını da konuşuyor dünya şimdi yeniden. Yani bu işi virüsü Çin'in üzerine yıkma çabası Amerika'nın. Bu işi tazminat, yaptırım vesaire noktasına getirmesi, Avrupa'nın bunu desteklemesi. Hatta az önce de okudum seninle yayına başlamadan önce. Almanya'nın bu hukuksal girişimi Avrupa'da yankı buldu. Yani nereye kadar Almanya bunu taşıyacak? Hakikaten Avrupa Merkez Bankası'nın adımları kısıtlanacak mı vesaire? Yani tepki de kendi içinde sorgulanacak birçok başlığı buluyor. O yüzden aman dolar endeksine dikkat. Dolar endeksi 100'ün üzerinde kalıp 101.5, 103. Hatta 105'lere gidiyorsa hedefi 110. Şu band çok net. Şu kanal çok net. Onun için bunun bertaraf olması için aşağıya gelip 98 ile 93 şu aşağıdan gelen trendin içine geri gelmesi bizi rahatlatacak. Herkesi rahatlatacak. 98-93 dedin değil mi? Aynen öyle. O banda gelmedikçe ve 100'e yakın oldukça 100'ün üzerinde güçlenme potansiyeli teknik olarak masada. Şimdi izleyicilerimiz hep soruyor. Yani nereye gider? Şimdi nereye giderin cevabının çok zor olduğu günlerdeyiz. O zaman bize teknik seviyeler rehberlik ediyor ve stratejiler rehberlik ediyor. Sen de eski bir tradersin, aktif de tradersin ve bunca senelik yayın hayatında hep şunu söylersin yaptığın sohbetlerde. Strateji oluşturmak önemli. Strateji belli. 98 altına gelmedikçe 100 civarında olmak stres demek. 150, 101.50 üzerinde yukarı gitmek de ekstra stres demek. Net strateji bu. Demek ki bir gözümüz dolar endeksinde olacak, onun 98-93 bandına geri dönüş ihtimalinde olacak. Ana majör grafik, ana belirleyici grafik olarak. Tamam, şu da deniyor, ABD bu kadar para bastıktan sonra dolar bir gün değer kaybetmeyecek mi? Maalesef pardon diyor grafik kendisi ama biz de ekleyelim. Hasar tespitleri, dünyanın tekrar açılması, döngülerin normalleşmesi ortaya çıkacak yeni dünyada ne gösteriyor? Ondan sonra bence dolar endeksinin aşağı yönlü kalıcı düşüşünden bahsetmek gerekiyor. Şu an için hala bize stres var diyor. Hemen bunun üzerinden senle Brent petrolü hep konuştuk. Çünkü ikinci il fiyatlamalı getirdi dolar endeksi dışında bizim dördüncü grafiğimiz oldu. Ne diyorduk? Dolar endeksi, altın, S&P ve Brent petrolü de aldık. Çünkü Mayıs kontratlarında eksik evet. Dolarları gördük. Evet. Haziran'a yansır mı yansımaz mı ama stratejik bir kart çektiler. Jeopolitik risk kartı dahil her türlü kartı kullandılar petrol yukarı çekmek için. Ama arz talep döngüsü normalleşmedikçe her hareket tepki.
Bu da tepki. Fakat şu an tepki biraz güçlendi. 30 dolarlara geldi. Şimdi 29 dolarda. Aynen 29 dolarlar civarında sevgili Ertuğrul. Burada iki tane hedefimiz var. Bir kere şu gap'i kapatmasını bekleyeceğiz net olarak. Şu gap 40 dolarlarda. Yani 30 dolarlar üzerinde güç kazandıkça o gap'i kapatması. Daha sonra da 50 ve 13 haftalık ortalamalara, 120 haftalık ortalamalara doğru gitmesi. Ama şu 40-45 gap'inin kapanması bile sen de takdir edersin ki arz talep döngüsünün normalleşmesiyle mümkün olacak. Oraya kadar her hareket tepki olarak kalacak ama istedikleri şu. Hani nasıl biz S&P 500'de diyorduk belli bir bant herkesin işine gelir. Yatay piyasa bile olsa. Petroldeki yatay bant 20 dolar 40 dolar bandı içinde. 30'un pivot olduğu bölgeye getirmeye çalışıyorlar. Onu başardıkları an en azından petrol fiyatlamasının haziran kontratlarında veya farklı kontratlarda piyasaları ek baskısını engellerler. Çünkü petrolün aşağı gelmesi demek petrol arz eden ülkelerin sorumluluklarının sorgulanması anlamına gelir. Tahvil piyasalarının default riski anlamına gelir. Şirketleri de kurtarma planı açıkladı geçen günü biliyorsun. Trump ulaştırma sektöründen sonra en çok fokuslandığı sektör. Hele seçime giderken petrol şirketleri onun için petrol grafiği bizim özelimiz. Petroldeki tepki şu an borsalarda yaşanan o pozitif tepkinin bir göstergesi gibi. Brent petrolde 20 doların altına gelmedikçe 30 dolarlar civarında kaldıkça havalar yumuşak. Ilımlı seyreder. Bütün piyasalar ve borsalar için sevgili Artunç diyelim. Hemen S&P 500 diyelim istersen. Bu arada senin de yorumların varsa. Yok, dolar endeksi. Bizim özelimiz deyince ben sizin özelinize girmeyeyim dedim. Ama S&P'de 3000 seviyesi önemli bir seviye. Bu seviye kırılır mı kırılmaz mı yoksa aşağı döner miyiz dönmez miyiz? Çok önemli. Çünkü 3000 seviyesine doğru giderken S&P bizim piyasamız katılamadı çünkü dolar TL çok yukarı gitti. Şimdi S&P yukarı yönlü hareketini devam ettirmeyip bir de aşağı dönerse biz hani hem yukarıdaki hareketten olup hem de aşağıda ciddi bir tepki alabilir miyiz diye merak ediyorum. S&P'ye özel ilgim var, dinliyorum. Çok doğru, çok haklısın. S&P'nin güçlü kalması bizim için çok önemli. En azından iki ayaklı denklemin bir ayağı güçlü kalır. Yani S&P 500 güçlü kalıyorsa diğer borsalara da destek verir. Borsaların en azından aşağı yönlü hareketini sınırlar bütün dünya ölçeğinde, bize de yarar. Çünkü biz şu an dolar TL'deki yukarı yönlü hareketini bankacılık sektörü üzerinden takip ediyoruz, borsa üzerinde. Evet. Oraya olan etkileri üzerinden takip ediyoruz. En azından denklemden biri normalleşene kadar, yani dolar TL normalleşene kadar S&P'nin güçlü kalması hakikaten bizim borsamız için de önemli. S&P 500 grafiğine dönersek sevgili Artunç, biz her hafta seninle katma değer veriyoruz yayına. Bunu da bir söz olarak verdik. Hem finansal okuryazarlık yapıyoruz, hem haftayı yorumluyoruz. Geniş bir yorum yapıyoruz. Verdiğimiz seviyeler de geniş bant. Çünkü bizi izleyenlerin birçoğu trade de ediyor. Ama her hafta verdiğimiz sözlerden birinde bu hafta tekrarlayarak devam ediyoruz. Önemli bir indikatör koydum kendime göre, baktığım. 2008 sonrası oluşan 2009 Mart ayında 666 dibinden oluşan parabolik trendin takip ettiğim önemli indikatörü 3 yerde düzeltmeleri bize gösterdi. Her bir düzeltme aynı seviyede karşılandı sevgili Artunç. Bir tanesi zaten o 2008 krizinin başladığı düzeltme seviyelerinin oluştuğu bölgede oluştu. Devamında parabolik trende girdik. Parabolik trende girdiğimiz andan itibaren hareket yukarı yönlü trade ederken İki tane, üç tane yerde biz o 2013-2014 Ben Bernanke, 2017-2018 ve en sonda şimdi yaşadığımız geri çekilmenin o sorgulandığı yer. Soru şu, bu sefer de ihlal olarak kalacak mı? Düzeltme olarak etiketlenecek mi? Bu indikatörde şu an henüz ala gelmedik. Hareket tepki diyor. Bu çok uzun vadeli bir indikatör. Çok önemli. Yani süper trend. Hareket, aynen öyle. Mega trend, parabolik trend. Ve parabolik trend şu an bir kez daha yara aldı. Tekrar alıma geçmek için. Yani senin dediğin 3000 görülebilir. 3000'in görülmesi tepkiden çıktık, yükselişe döndük anlamına gelmeyecek. Hala tepkideyiz. Tepkiye dönmek için hem bu indikatörün, tabii bu aylık dikkatini çekerim. Yani 1-2 aylık zaman ihtiyacımız var. Mayıs'ta sat ve gitin olmaması gerekiyor. Alışmıştık ya Mayıs'ta sat ve git. Hep olur, soruyorlar. Bu sene olmaz herhalde değil mi? Olmaması gerekiyor. Aynen öyle. Olursa fena. Hadi bir de onu ekleyelim. Tarihsel ritüelleri de uygulayalım. İş hepten sıkıntıya girer. Onun için hani Mayıs'ta satıp gitmemesi için
Ve borsaların yukarı gitmesi için benim baktığım iki tane önemli seviye var. 3000'in dışında, senin önemli 3000'in dışında 3100, %261.8. Çünkü buranın üzerine çıktıktan itibaren biz yeni rekor kırdık. 3000, 3100 geçiriyorsa biraz daha rahatlayacağız. Ama 3000'in altında sarkmalarda da bizi destek olarak koruyan 2500-2650 bandı. Önemli. Parabolik trendin bant aralığı. En azından o parabolik trendin içinde kaldığımız bölge diyeceğiz. Şu an parabolik trendin içindeyiz. Ama 2500-2650 bu indikatöre uyup kırılırsa sevgili Artunç, arada bir 2350'miz var seninle konuştuğumuz. 2350'nin altında ikinci dip çalışması işler, 2170'ler, %161.8'ler. Oraya kadar bir düşüş ihtimali. Henüz oradan uzağız. Zaten amaçları da oraya getirmemek, stop loss'ları çalıştırmamak. Çünkü ekonomi daralıyor. Bir de borsa vitrini problem yaratırsa Amerika'da işler hepten karışabilir. Bu çünkü onlar için çok önemli. Biliyorsun sigorta fonları var. Önemli fonlar var. Boşuna FED gelecek, gelip de ben yatırım fonu alacağım demedi. Tabii, tabii. Borsaya direkt destek vermedi. Stop loss seviyeler çalışmaya başlarsa, bu sigorta fonlarına kadar uzanırsa 2170'ler bile iyi seviye kalabilir. 2000'lere kadar uzanabilir hareket. Bunu biliyorlar. Onun için en azından 2500, 3000, 3100 içinde kalmak ileri geri bizim için kıymetli. Evet. 3000, 3100 geçiliyorsa piyasalar yukarı, 2500, 2650 kırılıyorsa aman dikkat. Çünkü bizim iki dinamimizden biri daha kaybolmuş olur. Ve bizde borsada da aşağı yönlü hareketler tetiklenebilir. Kendi özelinde konuşacağız onu. Evet, hemen, zaten anladığım kadarıyla güvenli aralıktayız şu anda. Hani aynen öyle. Yani 3000'i kırmak da bir şey değil. Aynen 2500'ü kırmadığımız sürece de aşağı gelmek çok problem değil. Bir range bound dediğimiz belli bir sınır içerisinde. Sen bu hafta yazmıştın değil mi? Aramızda yazışmıştık. Belli bir git gel içerisindeyiz. Aynen. Yani geçen hafta da söyledik. Aslında biz seninle ilk yayınlara başladığımızdan itibaren kara pazartesler, tombul parmaklar dahil süreçte belli bir netliğimiz var. O netlik içeride, o rasyonelik içinde seninle güzel bir ekip çalışması içinde ilerliyoruz. Zaman zaman farklılaşıyoruz, zaman zaman ayrışıyoruz. Bu da bizim yayınlarımızın zenginliği. Sevgili kahramanın, arkada gizli kahramanımızın önde, yani şeyi bize moderatörlüğünde diyelim. Moderatör sensin ama onun da teknik yok, detayını yok, bir kez daha. Yok, ben oraya karışmayayım. Sağ olsun, bize çok bu teknik imkanları veriyor. Ve sizi, yani sizle yaptığım benim bu sohbetler izleyicilerle buluşmam için de çok önemli. Çünkü kalıcı oluyor. Biz yayınlara çıkıyoruz ama yayınlardaki akış da bu akışın arasındaki fark bir tat daha böyle tatlı muhabbet tadı. Seninle dostluğumuzun Allah taşlanması affetsin diyelim. Güzel. Ha. İftar yaklaşıyor, etkilerini görüyoruz. Buyurun Sünet Bey. Şimdi hemen altına geçelim. Altın önemli bir grafik. Neden altın? Çünkü bizim seninle baktığımız hani majör grafikler, buradan iç finansallara geçeceğim. Dolar, TL ki çok önemli bugün. Önemli bir hareket içindeyiz. Önemli bir yukarı yönlü hareket oluştu. Bugün Sayın Bakanımızın da toplantısı olacak. Bu toplantı öncesi bu yayını yapıyoruz. Toplantı sonrası da önemli olacak. Ama biz dolar endeks dedik, S&P 500 dedik, altın dedik, petrol dedik. Şimdi altında seninle konuştuğumuz seviye şu an 1695 seviyelerinde an itibariyle sevgili Artunç trade ediyor. 1733'ü farkındaysan seninle söylediğimizden beri altın kapalı olarak ...1733 üzerinde kapanış gelmedi. Gelmedikçe aşağı yönü düzeltmeler olur dedik seninle. O da geliyor. 1700'den uzaklaşmıyor. O da olacak herhalde. Aynen öyle. Olmaya çalışıyor. 1700 altında çünkü hızla, 1700 önemli bir pivot ama 1650-1600 bandı seninle uzun süredir konuştuğumuz, uzun süreden kastım 2 haftadır konuştuğumuz düzeltme bölgesi. Evet. 1670'ten döndük en son. Tekrar 1700'e yerleştik. Ama önümüzdeki dönem dolar endeksiyle beraber kol kola riskli dönemi fiyatladılar ya, altın biraz daha düzeltme hakkını kullanabilir mi? Ben de bu soru işareti. Teknik burada yukarı yönlü ihtimalin devam ettiğini, haftalık bir grafik bu. Ama bunu ben günlüğe getirdiğim andan itibaren iş biraz değişiyor. Bak bir kırılma var indikatörde. Evet. İndikatörde kırılma bize düzeltme diyor. Yani 1730'un üzerine geçemiyorsak 1700 altında her kalışımız 1600-1650 demek sevgili Artunç. Onu izleyicilerimize net olarak söyleyelim. Yani ne olacağı söylüyoruz. 1730 kırılmıyorsa 1706'da 1600-1650'ye gider.
teknik de bunu teyit ediyor, direniyor, bir yere kadar direnir. Sonra 1670-1680 kırıldığı an Şuban'da 1600-1650'ye gelir. Bunun olasılığını daha çok yüksek görüyorsun, doğru mu anlıyorum? Teknik 51 diyor. Evet, tamam, %51. Ama kısa vadede %51 düzeltme, uzun vadede teknik yukarı yönlü trend devam diyor. O yani, 22-22 kaçınılmaz. Aynen öyle. Senin 22-22 kodun çok önemli. Çünkü ben 6 aylık maksimum 1 senelik perspektifte 2000 ve üzeri fiyat bekliyorum. Evet. Kendi adıma ons altında. Çünkü virüsü atlattık, birçok grafik, birçok risk, birçok problem dünyanın gündemine gelecek, kaçış yok. Yani biz birçok şeyi bu tarafa bıraktık. Ama o riskler oradan kalkmadı. Jeopolitik riskler, evet. Finansal riskler, büyümeme riskleri, küresel iklim değişim riskleri vesaire vesaire. Şimdi gelelim bugünün en önemli grafiğine. Belki de seninle uzun süredir ara ara paylaştığımız ve senin de Nisan ayının içerisinde yediler potansiyel dediğin önemli grafiğe. An itibariyle 7-15'ler civarındayız. Gün içerisinde 7-16-50, 7-17'leri de gördük. Ve 7 üzerinde gideceği seviye zaten daha önce gördüğümüz, 2018'de gördüğümüz 7-21 tepesi. Net. Yani 7-11 bir fiyat var orada. 7-11 fiyat 7-21'in görüldüğü gün açılışın fiyatı. Oradan açıldık, 7-21'e vurduk, geri geldik. Kapanışımız 7-21'den ve 7-11'den olmadı. Ama o günden sonra biz 6-6-50 bandının tepe olduğu, aşağıda 5... dengelenme rotasyonu içinde. Fakat şimdi virüs var. Virüs bize ek problemler getiriyor ve biz bir şeyi biriktirdik. Daha önce Güney Afrika randı. Brezilya reali, ruble, işte Meksika pezosu gibi gelişen ülke para birimleri doların güçlü seyrini, güçlü dolarizasyonu ciddi fiyatladılar biliyorsun. Yeni tepeler gördüler. Her bir yeni tepe görürken biz biraz içeride alınan regülasyonlar, alınan önlemler ile 7 civarında, 7'nin altında bir miktar trade ettirme imkanı bulduk ama neticede biz de diğer gelişen ülke para birimleri gibi baskı altında olduğumuz için en sonunda o 7'nin kırılması ve teknik hareketin de devreye girmesiyle, teknik alışların da devreye girmesiyle şu an 7-10'un ve 7'nin aşağı kırılmadığı her ortamda 7-21'i deneme ihtimalimiz masada. Tabii bugün Sayın Bakan'ın yatırımcılarla global ölçekte yapacağı toplantı sonuçları ve onun fiyatlara yansıması, kapanış, bugünkü kapanış ve yarınki açılış ve devamı anlamında çok önemli. Evet, yani şimdi 7-21'e mi gidiyoruz? Başlıyor bizim şu çektiğimiz dakikalarda. Hızlanalım biraz. Toplantının ardından hangi teknik seviyelere dikkat etmeliyiz? Yani orada tabii beklenen şu. Bugün Sayın Bakan onun sinyalini verir mi bilmiyorum ama piyasanın beklediği Merkez Bankası'ndan bir swap, yani bir fon girişi. Bir fon girişi bizim Merkez Bankası bugün Fitch'in de raporunda vardı. Tamam, ödemeler dengesinde kısa vadeli bir problem yok ama Merkez Bankası rezervleri veya fon girişi üzerinden bir ihtiyaç var. O fon girişi realize olursa aşağı yönlü geri gelme mümkün. Önemli ortalamalara doğru. Neresidir oralar sevgili Artunç? Özellikle 7'nin altında 21-50 günlük ortalamalar 6.92-6.70. Kritik seviyeyi söyleyeyim mi sana? 6.95. 6.95. Hala mı orası? Hala orası. Okey. 6.95-6.92. Bu seviye kırılmadıkça 7'nin üzerinde kuvvetlenme efekti devam eder. Ki şu an 7.11'lerin de üzerindeyiz. 7.15. Aynen, 7.11'in 7'nin kırılması yetmiyor. 6.12-6.95 kırıldığı andan itibaren biz normalleşmeye doğru gideriz. Bunu da getirecek olan muhtemelen bir swap haberinin realize olması. Yani bir kaynak girişi. Net veya bugün Sayın Bakan'ın artık toplantısından çıkacak net sonuçlar. O toplantı sonrasında muhakkak bildirilecektir. Fiyatlara da yansıyacaktır. Ama 7.21 potansiyelli, 7-7-10 kısa vadeli destekli ama asıl 6.92-6.95 stoplu bir dolar TL grafiği var önümüzde. Yön hala yukarı diyor teknik olarak, duygusuz olarak sevgili Artunç. Buradan hızlıca istersen borsamıza doğru ilerleyelim. Çünkü biz seninle Borsa İstanbul'da tepkiyi söyledik. Tepki gelir dedik. Ha diyorlardı bize düşüş gelmez. Gerekirse düşüşte söyleriz. Hiç merak etmesinler görüyorsak demiştik seninle, hatta abi hatırlarsın. Şimdi o ihtimal biraz var. Çünkü bankacılık sektörü özelinde
Doların güçlü seyrine biraz hassasiyet başladı. Bir kere doların normalleşmesi lazım dinamiklerden biri. İkinci dinamikte S&P 500. S&P 500 düzeltme moduna girdikçe bizim destekleri sınama ihtimalimiz masaya geliyor. Orada önemli eşiğimiz son dönemde döndüğümüz 21 günlük ortalama. Bak kaç defa geldik kırmadık orayı. Güzel. Bizi izleyen izleyicilerimiz için tabii biz çok yönlü bakıyoruz ama bu yayını daha efektif hale getirmek için bazı özel seviyeleri öne çıkarıyoruz. 97-98 bandı. Kırılmadıkça yukarı yönlü 99.500 yani 50 günlük ortalamanın üzerine çıkma ihtimali var. Ama farkındaysan MAC bir dönüş sinyali vermiş. Henüz teyit etmemiş. Kendi kullandığımız özel indikatör aşağı yönlü düzeltmeyi vermiş. Yani o 102.000'lerden 97.800'lere kadar. Onun dönme ihtimali var. Ama dönme ihtimali için pardon. Bugün ve devamında 99.500 100.000 üzerine gitme gerekliliği var. Gidemiyorsa aşağıdaki desteğin her an kırılma ihtimali var. Yani bugün esasında çok özür dilerim. Bugün bu haftanın tamamı çok önemli. Evet ya bugün esasında yani bu toplantıdan bir şey çıkar çıkmaz çok önemli. Bir. Bugün S&P artı mı kapar yoksa eksiye mi döner çok önemli. Buna bağlı olarak ya 97.000'e dayanacağız. Ya 97.000'e dayanacağız ya dönüp 100.000'in üstüne atmaya çalışacağız ki aynen. 103.000'le 97.000 arasındaki yerde kalabildiğimizi ve normal bir range bound sınırlar arasında al sat için uygun olduğumuzu konsolidasyona geçmeye çalıştığımızı ifade edeceğiz. Doğru mu söyledim? Çok doğru, çok doğru söyledin. Yani desteklere geldin, al dirençlere geldin, sat çalışabilmesi için o dediğin bölgede kalmamız şart. Nedir o? 97-103. 103 de 200 günlük ortalamamız. Bir üstünde de 106 var. 106'ya bile taşabilir hatta. Dolar TL'de bir gevşeme gelirse herhangi bir haber akışına bağlı olarak bankacılık sektörü ciddi bir yukarı yönlü dönüş sergiler. Bankacılık sektörü önderliğinde 100 bin üzerinde 103-106'ya kadar bile gidebiliriz. İnşallah. Ama bunlar olmuyor. S&P de bozuluyor. 97 kırılıyorsa dikkat. 96.500 ihlal bölgemiz. Stop loss'un dışında ihlal bölgesi kullanırız. Tuzak yememek için. 96.500'ün altında çünkü sevgili Artunç 95 vesaire var ama benim için anlamlı yer 90-93 gap'in oluştuğu bölge. Sınır stoptur. Tepkinin sınır stopudur. Oraya kadar inme potansiyeli teknikte belirdi. Bunun bertaraf edilmesi için bu çarşamba, bu haftaki ve önümüzdeki hafta çarşambaya kadar ki her hareket önemli. İzleyicilere geniş bir rehberlik vermiş olduk. Bugün toplantı Cuma'da tarım dışı istihdam var onu da hatırlatalım. Tarım dışı istihdamın S&P'ye yansıması diyeceksin. Çok da doğru. Orada dolar endeksi de tabii hareketlenecek. Oradan bizim izleyicilerimizin Vioplan'a geçmeden önce çok kısa bankacılık endeksi. Bak o da 21 günlük 122.000 üzerinde bir türlü hızlanamıyor. Oraya yakın seyrediyor. Şu kanal çizgisi üzerinde 130.000'lere doğru giderse ancak dolar baskısından kurtulduk. Banka hisseleri önderliğinde yukarı yönlü gidiyoruz demektir. An itibariyle 121.000'lerde bankacılık endeksi. Onun için de önemli bir aşağıdaki seviyemiz 115-116.000. Bankacılık sektörü önümüzdeki dönemde 115-116'ya gidiyorsa endeks içinde dikkat. Bu uyarıyı da yapalım sevgili Artunç. Oradan hemen bir yopa gelelim. Bugün çünkü toplantı başlığı için zamanda olabildiğince efektif kullanıyoruz. Evet. Evet. İki tane grafiğimiz var Viop'ta. Birincisi büyük resim. Büyük resimde 21-28 önemli bölgede direniyoruz 115 civarında. An itibariyle 115.600'de. Bak tam orada trade. 115-116 üzerinde çünkü hedeflerimiz 120-123-125 kısa vadeli. Ama 115.000'in altında kapanışlar gelirse 113 ve 110 hedef olmaya başlayacak. Dikkat! Yani bu nasıl spotu konuştuk demin BIST 100'ü. Bunun vadeli tarafa yansıması da bu. Long düşünenler için muhakkak stoplu gidilmesi gereken bir dönemdeyiz. Short düşünenler için de stopumuz şimdi gelsin. Ana bizim trade grafiğimizde gelsin. Bak orada saatlikte bir yukarı hareket. Saatlik bu. Pivot bölgemiz 115.600 tam orada. Oraya geçersek 117.500'e kadar hareket diyor. Bir prim potansiyeli diyor. Ve indikatörlerimiz de bunu onaylıyor.
Ama bu olmuyorsa özellikle 115 binin altında iki tane önemli 114 bin ve 113 binlere kadar düşüş potansiyeli diyor saatlikte. Yani trade eden bunu nasıl anlar? Geldi tam bu bölgede yukarı dönünü kıramadı. İndikatörler döndü. 115.500-116.000 stoplu short bizi 114-113 karlarını realize ettirir. Long oynuyorsa 114.500 stoplu, o tabii vadeye ve risk algısına göre değişir stopu koyduğumuz yer. Hedeflerimiz 116.500-117.500. Ama bunu günlüğe de getirelim, VIOP'ta tam resmi görelim. Kendi trade anlayışımızda farkındaysan bir kırılma var. Dikkat! Bu kırılma 116.500-117.500 geçirmedikçe aşağı yönlü 113-110.000 bandı potansiyel diyor VIOP tarafında. Onun için long veya short tarafında trade eden izleyicilerimiz lütfen bu seviyelere dikkat etsin. Bir gözü tabii spot tarafta olacak. Yani bu vadeli piyasanın nereden fiyat esinlenmesi yaptığını biliyoruz. Neçede kendi özelinde Borsa İstanbul'a bakıyor. Yüz olarak bakmıyor ama yüzün seyrine bakıyor. Bir yandan da tabii önümüzdeki dönem gelişmeler. Özetle tepkinin içindeyiz biz de borsa tarafında ama tahvil tarafını buraya koyalım. Orada farklı bir şey var, aktif rasyosu vesaire, ama dolar TL normalleşmeden yurt dışı bozulursa problem. Dolar TL normalleşir, yurt dışı pozitif kalırsa çok iyi. Yurt dışı bozulur, dolar TL stresli kalmaya devam ederse ekstra temkin diyelim. Bu haftanın notlarını vermiş olalım sevgili Artur. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Baksoy, verdiğiniz değerli bilgiler için. Şu an itibariyle biz bu yayını sonlandırırken altında 1690 denemesi var. Dolar TL 7.15. Seni dinliyorlar demek ki. Neyse. Biz seni dinliyoruz. Dinlediklerinden de teknik seviyeler konusunda oldukça önemli ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak yararlanıyoruz. Cüneyt Baksoy'a bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Berat Bey toplantısının ardından çok ekstra bir gelişme olursa tekrar seni rahatsız edeceğiz. Şimdiden sevgiler, selamlar. Sizdeyim. Kolay gelsin.